Hamileliğinde 5. ayı geride bırakan Gülşen, 2016 yılında adeta altın çağını yaşıyor. İş ve özel yaşamında mutluluğu yakalayan ünlü şarkıcının bu yıl yaptığı yükselişte tabii ki bir sır gizli. Hem bebek yapıyor hem de 2016 yılında altın çağını yaşıyor. Bir de bulantıları yok, yaşarma yok. Gülşen'in nazarlardan korktuğu 2016 yılı yükselişi Magazin 8'de. Doktor normal diyor. Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun 2016 yılı adeta altın yılları oldu. Allah nazarlardan saklasın, daha da iyi günleri olsun. Tabii ki gözümüz yok. Sadece ve sadece bu başarının grafiğini kısaca birlikte çizelim istedik. Beş yıldır birlikte olan ikili Mart ayında ailelerin arasında sade bir törenle İstanbul'da nişanlandı. Bebek'te Gülşen'in annesinin evinde gerçekleşen tören sonrasında Ozan Çolakoğlu sosyal medya hesabından "Kızı istedik ve aldık" mesajını paylaşmıştı. Hala yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk bundan sonra. Nişan sonrasında Temmuz ayında evleneceklerini açıklayan çift bir sürpriz daha yaparak Barcelona'da Haziran ayında evleniverdi. Türkiye'nin Barcelona Başkonsolosluğunda kıyılan nikaha da sadece yakın dostlar katılmıştı. Gel yârim, gönlüme huzur ver, ömrüme söylesin tüm şarkılar. Uzatmadan, krizlere neden olmadan kısa ötesi bir nişan dönemi ve evlilikle herkesi şaşkın bırakan çift, Gülşen'in hamile olduğunu işte bu görüntülerle paylaşmıştı. Hop, oradayım. 2 aylık hamileyken dikkat çeken ve sahnelerde olan Gülşen, nazar değmesin diye bu konuyla ilgili tek kelime konuşmuyordu. Güzel geçiriyorum aslında. Herhangi bir böyle rahatsızlık yok. Tercümesi de tecrübesi de sabit bir şekilde aşkı resmen zirvede yaşıyordu çift. Gece birlikte, gündüz birlikte hep el ele, gönül gönüleydi. 2016 yılında altın çağını yaşayan Gülşen sahnelerden inmiyor, hamileliğinin 5. ayında karnı iyice ortaya çıkıyor, sahne kostümleri de değişiyordu. Dağlar bayırlar olsun yollar hepsi hikaye, bir aradayım. Ünlü şarkıcıya konser teklifleri yağmaya devam etti bu süreçte. Sayısız kez başarıyla çıkan Gülşen'e konser tekliflerinin yanında bir de hastanelerden teklifler yağmaya başlamıştı. Artık 6 aylık hamileydi Gülşen. Doğuma 3 ay kala Gülşen'e özel hastanelerin doğumu kendi hastanelerinde yaparsa para almayacaklarını, hatta üzerine para vereceklerini söylediği konuşuluyordu. Doktor normal diyor, her şey yolunda diyor. Gülşen'in ise bu teklifleri kabul etmediği, çocuğunu yurt dışında dünyaya getirmek istediği söyleniyordu. Her çocuk bekleyen anne gibi önce sağlıklı olmasını istiyordu çocuğunun. Önce sağlık tabii ki. Ancak kız mı erkek mi olacak, dünyanın her yerinde ilgi ve merak konusudur. Biz de merak ettik. Çıtı pıtı bir Gülşen mi, yoksa babası gibi çalışkan bir küçük Ozan mı gelecekti dünyaya? Bir erkek çocuk ayakkabısı gelmişti evine. Gülşen parmaklarını çocuk ayağı gibi kullandı ve iki minik ayakkabının içine soktu. Ve nota da "En küçük erkek ayakkabısı bizde, Camilla teyzemizden" diyerek bekledikleri çocuklarının cinsiyetinin erkek olduğunu duyurdu. Bir değişiklik yok. Yani bu da bir enteresan mıdır bilmiyorum ama doktor normal diyor. Muhteşem bir yaz, muhteşem bir yarı sene bekledikleri çocukla iyi giden iş hayatıyla geride kaldı. Ve bir mutlu haber daha geldi altın çağda. Gülşen sevilen şarkısı Bangır Bangır'ın klibiyle bir rekor kırdı. Gülşen'in klibi Bangır Bangır adeta bangır bangır paldır küldür bir rekor kırdı. YouTube'da tam 200 milyonun üzerinde izlenerek bir rekora imza attı Gülşen. Gülşen bunun Türk müzik tarihinde bir rekor olduğunu söyledi. Yavrum kaldır kollarını, teslim ol etrafın sarılı, sabret af çıksın sana, ben öptüreceğim bu evin yollarını. En başta da dedik ya, onlar zamana ne akıllarını, ne neşelerini, ne de mutluluğunu çaldırdı diye. Gerçekten de öyle. Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kendi küçük dünyalarında
kocaman mutlulukları yaşayan iki gözü kara aşık. Mutluluk ve başarı sırları ortada. Sevgi ve saygı. Ben de doktorun dediklerine birebir harfiyen uyuyorum.